Simülasyon oyunları dünyası SimulaWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Melih ile beraberiz ve zor modda oynadığımız Farming Simulator 22'deyiz. Zor mod diyoruz ama şu an için şöyle hemen şeyi hudumu açayım. Melih, bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Şu an 108 bin liramız var gözüküyor çünkü kontrat işi yapıp duruyoruz arkadaşlar. Şu anda hatta hali hazırda bir kontratımız daha var. Şöyle gübreleme kontratı aldık. Başka türlü işin içinden çıkamadık. O yüzden birimiz bu işi yaparken birimiz onu yapacak falan böyle paslaşacağız. 4 tane tarlamızı da size anlatmıştım bir önceki bölüm ki yukarıdaki kartlarda bulabilirsiniz. 4 tane tarlamızı da çimen ektik, çim ektik ve çimlerle para kazanmaya çalışacağız başlangıçta. Şurada şeyimiz vardı bizim ya. Heh. Silaj yapabilen makinemiz var. Aynı zamanda şöyle arkasında, pardon, önünde şöyle bir namlu yapıcıydı değil mi bu? Hı-hı. Bütün çimleri ortaya toplayacak bir şeyimiz var. Namlu yapıcıyı bunun arkasına taksak çalışır mı ya? Çok manyakça bir fikir oldu değil mi? Döndüremeyiz herhalde. Şurada sanki takılacak yer varmış gibi ama. Neyse, girmiyoruz şimdi. 3 point lazım. He. 3 kollu. 3 kollu bağlantı yok, doğru. Ben o zaman Allah giriyorum. Bunu sen buyur, indirmişsin. Çalıştırayım. Hadi bismillah. Çimin şöyle bir güzelliği var tabii. Oo, hızlı şey yapıyor hem de. Çok hızlı gidiyor. Tabii. Şöyle bir güzelliği olacak çimin. Her zaman mevsimlere göre bile değişmiyor. Yani her zaman hasat edebiliyorsunuz. Bayağı da hızlı iş yapabiliyormuşuz. Bu da hoşuma gitti. Şöyle içeriden yapayım ya. Ağaçlar sinir etti. Bir dakika. Şöyle. Göremiyorum ya ağaçlar. 31. tarla nerede? Uzak mı? Yok, buraya yakın da. Mağazaya uzak. Yok ya, mağazaya yakın. Ha, tamam. Ya niye nivolu tel? Bıktı. Çok da tipsiz ya. He ya. Mesela şey, 2021 olsa bir tadından yapmaz. Yok şey, ince tekerlek yapmışlar ya, o çok tipsiz olur. Evet arkadaşlar, bu seride zor başladık. Bakalım eğer devam ettirebilirsek, şey yapmadan, iflas etmeden sürdürmeye çalışıyoruz. Ölmemeye çalışıyoruz. Şimdilik bir şeyimiz var. Bir tane traktörümüz var gördüğünüz gibi, Massey. Biçer döver falan hiç almadık çim işine gireceğiz diye. Ama tabii ki ilerleyen zamanlarda biçer döver de alacağız. Aynı zamanda belki işte hayvancılık falan girer miyiz bilmiyorum. Hayvancılık işine de gireriz. Yapabildiğimiz kadar. Yalnız bu çim evet, işinde... arkadaşlar. Heh. Bugün sizlerle Türk çiftçi challenge yapacağız. Vallahi öyle oldu biraz. Para... Batmazsak... Para yok. Türk lirası moduyla oynuyoruz. Onun dışında başka modlarımız da var tabii, yüklü olan. Bütün bu kullandığımız modları indirmek için Discord kanalımızı da bekliyoruz. Aynı zamanda canlı yayınlarda da oynuyoruz bu oyunu. Ve başka oyunları. Onları da takip etmek için aşağıda yine linki bulunan Twitch kanalına gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada da gayet eğlenceli, sohbet, muhabbetli yayınlarım var. Şimdi... Aslında bir tane de öne alalım. Biz bu çim işini bir süre daha yapacaksak eğer, şu ortayı boş bırakması kötü oluyor. Para yetmedi arkadaşlar. O yüzden ortada yok şu anda. Bayağı hızlı bir iş ama bu. Biçer döverden çok daha hızlı yapıyorsun yani. Bakalım çim biçme işleri varsa ondan da alabiliyorum. Aslında evet, çim biçme işi olsa makinemiz de olduğu için kontratı çok mantıklı olur yani. Şimdi ben bütün çim biçme işini göstermeyeceğim. Bu tarlayı da biçeyim. Sonrasında namlu yapıcıyla şey yapayım. Toplayayım bunları. Size bir göstereyim. Zaten çim biçme olayını biliyorsunuz. Buradaki esas olay, çim biçmeden para kazanabilecek miyiz? Çim biçmek bence iflasımızı engelleyecek mi yani? Silajdan kazanabiliriz.
Silaj, evet, silaj iyi paraydı. Bütün parayı da ona yatırdık. Bastık silajı. Vallahi billah. Silajı bir yapabilirsek güzel para kazanacakmışız gibi hissediyoruz, bakalım. Bu arada müjdemi isterim, Cenk Erdal yok. Öyle mi? Ooo şeyi... Ama iki ama... haftaya falan. Olsun. Ya bir ya iki hafta bir şey aldım. Ekibi tamamlıyoruz. Evet. Kamu. Evet. Şöyle mi girsem acaba? Baya 22 ile falan biçiyor ya. Çok iyiymiş. Normalde çünkü 12 ile falan biçiyorsunuz hani biçer döverli arkadaşlar, o yüzden. Ve şeyin rengini de, bizim ektiğimiz taze çimin rengini de öbüründen çok farklı yapmışlar. O da hoş olmuş. Yeni çimin rengi biraz farklı olur ya. Düşünsene abi, böyle yaptıkları için ayrı bir daha hekim. Bir kalıyoruz dedim. Ne istiyor? Anlamadım demek istediğini. Yani böyle olduğu için çimi sürekli ekmeni istiyor falan. Ha biz öyle, evet. Alıyoruz öyle. Ekim biz makinesi. Ona... Ekim makinesi falan almadık bilerek. Çim hani bir kere ekince bitiyor işi diye. Doğru, öyle bir şey isterse yanarız. Bizim bir iflas işi vardı ya, o gerçekten. O zaman olur gerçekten. Yani, gerçekten. Büyük ihtimalle olur yani. Bize ait olmayan yerlerin de çimlerini biçeyim. Yolum oldu, her yeri biçtim vallahi. Ne varsa para lazım. Şimdi bunu 31. tarla da büyükmüş ha. Şöyle durduralım. Ya kontrat işlerini yüksek paralı almak istiyorsanız zaten hep büyük tarlalar çıkıyor. Detach 150. GM'de detach ne? Nasıl ya? Detach işte. Ha şey mi var? Kablo mu var? Tamam. Unutmuşum ya. Manual attachment'ı. Şimdi gidelim şuradan. Şeyi olmuş alalım. Şey yapamadım da. Detach yapamadım da. Namlu yapıcımızda hemen şuraları ben bir yapayım. Bu arada oyunda sabahın körü. Hoş çiftçi için sabahın körü sayılmaz. Değil mi? Çiftçiler daha erken kalkıyorlar hatta. Evet, çiftçi için daha gün ortası falan. Öğle yemeği yiyecekler desin. Abarttım. Acı bir abartalım. Hadi bakalım. Namlımızı da yapalım şöyle. Bu öbürüne göre yavaş oluyor ama. Çok da şey yapamıyorum. Düzgün gidemedim. Hangisi öbürüne göre yavaş oluyor? He şey, işten mi bahsediyorsun? Hı hı. Yani gübreleme işi bence en mantıklısı ya. Ya evet. 25 bin verdim. 75 bin alacağım. Tabii. Aslında daha çok 60 bine düşecek gibi ama. Bir de makinemiz olduğunu düşün var ya. Hiç o kiralama parasını da vermiyorsun. Sadece giriyorsun. Sadece gübreyi alıp parayı cukka yani. Aynen o şey. Gerçekte şu namlı yapıcıyı görmek isterdim ya. Çok merak ediyorum. Ya bütün hepsini merak ediyorum tabi ama namlı yapıcı olayı çok enteresan geliyor bana, böyle tırnaklar varmış gibi ucunda. Hı hı. Sen hiç gördün mü? Evet. Ama o kocamanları görmedim. O şu an kullandığımızki gibi gördüm. O da bayağı büyüktü. Diğerlerini düşünemiyorum zaten, öyle 6'lı 8'li. Bir de tekli 8'li olanlar var. Bizde daha çok, bizim o tarafta daha çok tekli olanlar var. Tekli ha, yandan böyle şey yapıyor. Hı. Ama o ikili olanını gördüm, dörtlü olanını gördüm. Dört tane oluyor. Dörtlü değil, altılı var ya.
mu var? Altılı da var. Mod muydu neydi bilmiyorum ama. Dörtlü şu an oyunda var zaten. Tamam işte o dörtlü Türkiye'de varsa bile ben görmedim. Ama altılı efsane olur. Altılı artık yani Amerika falan. Belki de. Çok büyük çünkü. Yani 25 metre falan. Vallahi hatırlamıyorum ki, ben kullanmıştım. Modlu seride galiba veya kendi oynadığımda mı kullandım? Hadi bak yine %2 ve 90'da kalmasın. Yine mi beceremedin? Ben beceremedim değil bak. Bu sefer bakar mısın çok güzel, mükemmel bilerek, yani. Bilerek ayarlıyorlar bence onu. Dur sen kaçıncı tarladaydın ya? 31. 31. Ha, büyükmüş. Bakayım. Şunları kapatalım. Sonuna geldim. Vay güzel gitmişsin hakikaten. Bence orayı tamamlayınca biter. Tamamlayabilirsen tabii. Umarım. Şu an %2. Anladım bu arada. Ez kolaydı. İyi para getirecek o da bize. 14 bin mi? Aynen. Ne kadar ödüyoruz biz her gün? Biz her gün 12 bin civarı falan. 12 bin civarı kredi mredi arkadaşlar. Felaket gidiyor yani para. Türk lirası olunca Türk lirası moduyla paramızın burada da değeri yok maalesef. Ve hallettin mi? Bari içinde 100 litre kaldı, onu kullanayım. Vay. Şeye vermeden böyle bitirdin ya. Böyle demek de kral adam. 80 litre. Ooo harcı harcı. Demek bol ki bol. Olabiliyormuş yani. Olabiliyormuş. Oh, bol bol. Kullan kullan. O traktörü, bitirmeden gitmem. O traktörü buraya getirip bizim işte kullanmamız yok mu şu an? Çalıştırmıyor galiba ama ya. Onu engellemişler sanırım. Evet. Yani başka bir tarlaya girdiğin anda hemen bu iş şey bu araç kontrat için tutuluyor falan filan bir şeyler yazıyor. Hop. 73,5K. Güzel. 155 binimiz var ya şaka maka. Ama çok borcumuz var tabii. Milyon borcumuz var şu an. 3 milyon. 3 milyon civarında borç. Evet. İyi bir borcumuz var yani. Şuradan geç ya geç. Of geç ya. Ağaca takıldı şey. Namlu yapıcı da. Bir iki sırayı birleştirmeye çalıştım falan. Böyle daha şey oldu. Kalın biçim oldu yani. Bir daha biçimin şeyle şeyi almıyor. Çok güzel yalnız. Ne almayalım? Ne sen alacaksan al abi de ben bir daha yuvarlık almam. Çok mu kötü diyorsun? Yok ben... Çok kötü ya. Gözleri 2-1 yani. Sen çıktıktan sonra olmadı bir kontrat falan daha yaparım. Şeyi çok güzel ya. Çimin görüntüsü. Wow. Biçilmiş çim görüntüsü çok hoş olmuş. Harbiden kesildiğini hissedim. Evet kokusu geldi yani burnuma. Ya yani şu an yandın yuvarlanın gari yani. Valla. Çok severim o yeni biçilmiş çim kokusunu da. Şöyle şu ikisini de birleştirirsem güzel olacak. Ay yapamadım. İkinci da. Elden neler gelmiş. Hiçbir şey yok. Olsa da alamıyorsun. Yani şu an bankaya borcumuz var. Adımız çıkmış 8'e, pardon 9'a. İnmez 8'e modundayız. Şimdi... Şöyle bir SS'imiz yok mu ya? SS'imiz var mı? Ha bir dakika, araçtan inmem lazım yoksa H'ye basamıyorum. Alta bastığım halde H'yi algılıyor olması da çok enteresan. Vay. Milli Başkan da başımda bekliyor. Güzel oldu. Ben yerinin dibindeyim. Sen öyle görüyorsun da ben öyle görmüyorum. Şimdi. Şimdi bitirdik. Ben de güzelinden bir traktör mü alsam diyorum. Bak hemen parayı harcayacak ya. Paramız yani, yok diyorum. Şu an bir tane Zetor alabiliyoruz abi sen.
Zetor mu? Şey alacaktık. Neydi onun adı? Küçük Zetor var ya. Eski. Basın çekitmeyelim. Hiçbir işe yaramayan. Onu ben videoda bir kullanayım dedim. Önü kalktı, bir şey taktım da neydi hatırlamıyorum. Önü havaya kalktı, hiçbir işe yaramadı yani. Şöyle hemen balyamızı da yapalım. Bührer alalım, Bührer. Ha, Bührer, Bührer, onu diyorum işte. Onu alacaktım. Ben şöyle balyalarımızı hazır yapmaya başlayayım. Bugün satabilir miyiz ya? Daha bıçaklar var abi, onları yap. Yok, yapmadım işte. Hani en azından şu kısmını göstereyim diyorum. Tamam. Onları yaparız. Bu şu an çalışıyor mu? Çalışıyor. Topluyor. Vay, hızlı bu da ya. Bu iş bayağı hızlı oluyor ha. Tabii, tak tak tak. Tıkır tıkır yaparız. Peki, yani bunu. Vallahi. Tak tak. Ötüyor, ötüyor. Ay 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 ay. Bu kendi kendine yapmayacak mıydı ya? Kusura bakmayın, onu alamadık. Ha yok işte, yapıyor kendi kendine. Ben hiçbir şeye basmadım. Boşaltmaya basmam lazım. Yok, hiçbir şeye basmadım. Ha şimdi dolduğu zaman bir şeye basacağız herhalde. Değil mi? Sardığı aynen. Zaman. Şu an boşaltmaya sardı. Boşaltmaya bas. Y miydi? Aynen. Folyoyu bilerek kaldıran beyaz yaptık. Mi? Gözüksün diye arkadaşlar. Ha, keşke şey yapayım. Klas durdu. O arkaya atana kadar da durmak lazım. Yani o arkaya atması için hiçbir şey basmıyorum ama orada beklemezsen bir kısmını alamıyorsun içimi. Abi şu an aklıma müthiş bir şey geldi. Ne? Bir tane hasat alalım. Hasat mı? Aha. Biçme. Evet. Ben biçeyim, sen de arkadan çor tamam. Nasıl? Mantıklı. Bak, bir güldün bir sevindin bak. Samanı da satarız sonra diyorsun. Aynen aynen. Bizim orada öyle yapıyorlar. Bak şimdi, ispiyonlama millet. Hayır hayır, öyle değil. Mesela şeyden şirketler geliyor. Kocaman filoları var onların, içeride var. Aha. Bu kültür mantarı yapmakla uğraşanlar, kocaman filoları var. Bunlar giriyorlar, diyorlar ki ben senin tarlanı bedavaya biçerim. He, ama samanı alırım. Ama samanını verirsin. Aynen. Vay, mantıklı. Bizimkiler de tabi bulmuş beleş biçenleri, durur mu? O kadar samanı ne yapıyorlar peki o adamlar acaba? Kültür mantarı. Mantar saman mı istiyor? Yapacağım. Ha öyle mi? Tabii. Bilmiyorum ki abi. Sen beni çiftçi mi sanıyorsun? Gerçek hayatta çiftçilik çeyizini bilmeyen bir insan mı? Ya abi mantar diyorum, bir cevdever filosu diyorum. Mantar benim bildiğim ağaç kenarında bilmem nerede toprakta yetişen bir şey yani. Yani demek ki sahibi seviyorsa ondandır olabilir. Hatta Antalya'dan gelmişler. Ya tutuyorum. Daha benim buradan. Ama onlar şey abi. Yani Antalya'dan başlıyorlar. Mesela Antalya Haziran'da falan çıkıyor. He. Böyle başlıyorlar, 3 ay boyunca geziyorlar tüm buralar. Antalya'dan işte o İç Anadolu'ya, oradan şeye falan. Bildiğin. Bayağı dolaşıyor adamlar ya. Baya baya. 3 ay hiç durmadan ekim biçim yapıyorum. Vay be. Ama beleş yaptıkları için çok fazla da sakatlık olmuyor değil. Sakatlık mı? Yani. Mesela habire biçer duvar bozuluyordu. Severdikleri. Ağır. Şuraları alsam. Mesela şey oluyordu. Ay. Klas'tı hepsi. Almayı unuttum. Hatırlıyorum. Tüm biçer döverler klas'tı. Bozuluyor muydu? Ya sürekli parça ve şey oluyordu. Öndeki şey biçmiyordu falan. Bazen
O bir içeride var bize vurmadı ama bir tane daha içeride var başkalarına giden başlık falan bırakıyordu. Evet bunu dolduramayacağız. 3 içeride var falan geliyor. 3-4 içeride var. Köyün etrafına dağılıyorlar. Vay. İşte kuzeyi başka biri oluyor, güneyi başka biri oluyor. Öyle. Hepsi adamların kendi şeyleri yani, makineleri. İçeride varlar. Daha sonra işte bir ay sonra falan, bir ay değildir de işte birkaç hafta sonra da böyle New Holland kocaman filoyla geliyorlar. Balya yapıyorlar. Sen ekiciyi vermemişsin bu arada Mibser'i. Verdim ya, o bakta kaldı. Aa. Anlamadım, böyle duruyor. Kiralayan çiftliğim diyor. İçinde tohum olduğu için mi acaba? Ama verildi de görünce anlamadım. Boş ver. Bizim olmuştur belki. Ben yine altı geri dönüyorum. Şimdi şunları artık bir toplayalım. Bunları bir yere koyalım da silaj olsun. Şu an silaj olarak satamıyor muyum zaten? Beklememiz hayır, mi lazım? Hayır, geçecek. Tabii. Rengi mi değişecek? Tabii. Allah Allah. Fermente oluyor ya abi. Hani. Ay, üçlü götürüyormuş. Ben de diyorum niye atmadı arkaya? Güzel. Fermente oluyor da. Onun için hani böyle folyo yaptığında da beklediğini bilmiyordum. Şey gibi düşün ya. Hani silajın üstünü örtüyorsun, o alana döküp kapatıyorduk ya. Aradan bir zaman geçiyor. Direkt kapatıyor. Anladım. Aynen, bu direkt kapatıyor üstünü. Öyle düşün. Şimdi bunu bir yere koyalım şöyle. Bugünkü işimiz bu kadar. Ben devamını sonra yapacağım. Bunlar olmadı öldük, satacağız tabii. Şey yapacağız. Öbür iki tane tarlamız da şöyle hemen hop diye göstereyim size. 12 tane falan çıkacak. Bak. Bunlar da burada hazır. Gayet burada güzel. Burada ben ektim. Ben tarlaları hazırladım. Melih ekti. Şimdi artık şey yapacağız. Bundan sonra bu çemen içinden bakalım ne kadar kazanacağız. Bu arada bunlar tamamen gübreli gözükmüyor. Gübre makinemiz yok. Hani gübrelesek daha fazla çıkar mıydı acaba? Ya abi boş ver, zaten çıkacaksın. Yani sürekli kendi kendini yenileyeceği için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aynen. Biz buraya bitene kadar öbür taraf yine çıkacak. Oraya biteceğiz, burası çıkacak falan böyle. Hani çimden ve özellikle bu silajdan bayağı para kazanacağımızı düşünüyoruz. Göreceğiz hep birlikte. Evet, silaj şu an kaç lira? Bakın şu anda mesela çimi istediğimiz gibi hala ekebiliyoruz. Hala şey yapabiliyoruz, hasat edebiliyoruz. Benim aklımda bir soru var. Aralık, Ocak, Şubat'ta mesela biz ekemiyoruz ama ekilmiş çim çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Biz tekrar o ekmeyeceğiz ki. O zaman donuyor galiba. Donacak herhalde çünkü kış. Donduğu için de biçemeyeceğiz. Hoş, biçme serbest. Aynen. Büyümeyecek ama. Büyümeyecek. Bilemedim ya. Ya ekemiyorsun işte o zaman. Vay. Ekemiyorsun ama ekililer büyüyordu. Öyle düşün. İşte büyüyorsa biçebilmemiz lazım. Büyümeyecek de bence. Büyüyorsa bir şey yok. Şey olacak, üstü dediğin gibi kar olacak, buz olacak bence. Yaşayıp görmeye ne dersin? Büyüyümüze evet. Gülmektensin. Şey vermeyelim, spoiler vermeyelim. Bakalım kışın göreceğiz onu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Melih'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki artık böyle zor serimizin devamında görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bölümde veya canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.